Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 13 Şubat 2021 günlerden cumartesi. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 Derece'nin 961. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün siyaseti konuşacağız. Anayasayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili dağılımında bir değişiklik olacak mı? Yeni partiler, anketleri konuşacağız. Daha doğrusu gündeme dair ne varsa hepsini ele almaya çalışacağız. Kimle alacağız? Avrasya Araştırmaları Kamuoyu Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özkiraz da daimi konuğumuzda daha doğrusu. Kemal hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Gökhan, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Kemal, tabii yayınımıza başlamadan önce ben bir ritüel hatırlatmak istiyorum. İşin doğrusu sosyal medyanın olmazsa olmaz bir kuralı. Bu yayınlar alternatif medya, bağımsız gazetecilik yayınları. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız ekranınızın sağ alt tarafında bir abone ol butonu göreceksiniz. O butonu tıklayarak yayınlarımıza abone olmayı unutmayınız diyorum. Kemal, ne oluyor Ankara'da, ne oluyor siyasette? Önce bir senin gözünden bir kısa bir panorama alalım mı? Vallahi aslında karışık olmayan hiçbir yer kalmamış gibi. Şu anda başat partilerden herhalde içi karışık olmayan bir tek İyi Parti kaldı. İyi Parti de o karışıklığa sürükleme stratejisini çok iyi savuşturdu. Yani o yüzden de büyüyor muhtemelen. Olan bu. Yani Ankara'da her partinin içi karışık. AKP'nin içi karışık. Önceki gün Şanlıurfa eski belediye başkanı ve mevcut milletvekili Fakı Baba'nın attığını gördük. AKP'de de ciddi sıkıntı var. MHP zaten kökünden sıkıntılı. Arada CHP'yi bir yokluyorlar, Muharrem İnce ile yokluyorlar, Sarıgül'le yokluyorlar, Öztürk Yılmaz da anlamsız bir şekilde yokluyorlar. En son HDP'yi de yoklayacaklar gibi geliyor bana. İktidarda kalmak için her yolu deneyen bir iktidar var. İktidarların amacı iktidarda kalmak olunca o iktidarlardan artık yönettikleri ülkeye pek bir hayır gelmiyor. Bu dünyanın her yerinde aynı şekilde oldu. Yani iktidarların amacı iktidarda kalmak olunca iş bambaşka bir yere gidiyor. Amaç bu olunca her yol mübah hale geliyor. İktidarın amacı daha iyi yönetmek, yönettiği ülkenin insanlarını daha iyi yaşatmak olunca sorun yok, daha vizyoner olunuyor. Ama dediğim gibi iktidarın amacı sadece iktidarda kalmak haline büründü Türkiye'de. Artık olmayacak şey yok. Türkiye'de ekranda da yansıttık şey. Bu Fakı Baba'nın son tweet örneğin. Bazen bütün izlerin birbirine karışması bardağa taşıran son damla olur. Sen bunu bir istifa olarak mı yorumluyorsun? Yani istifa olarak yorumlamıyorum da sanki böyle bir istifa da olabilir, o ayrı mesele ama artık parti içerisinde ayrı ayrı klikleşmeler oldu çok aşikar. İzler birbirine karıştı dediğine göre bütün izler. Parti içerisinde farklı farklı kanatlar var, farklı farklı kanallar var, farklı güç odakları var ve bu güç odakları birbirlerinin belli ki ayağına basıyorlar. Fakı Baba'nın söylemi istifadan daha çok istifa öncesi son uyarı gibi gözüküyor. İstifa öncesi son uyarı gibi gözüküyor. Peki anketlerde dün özellikle yaptığım bir programda Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepe taklak gittiğini vurguladın. Ama biz biliyoruz ki Cumhur İttifakı'ndaki erimede oylar AKP'den bir kısmı MHP'ye, bir kısmı Geleceğe, DEVA'ya, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı kararsıza doğru gidiyordu. MHP buna rağmen nasıl tepe taklak gidiyor? Şöyle, MHP'nin son aylarda askıda ekmekle başlayan, o Berat Albayrak'ın istifasından hemen önce başlayan, iktidarın bütün sorumluluklarını da üstüne almasına sebep olan o Nobran kampanyası MHP'ye oy kaybettirmeye başladı. MHP'nin önceki tavrı ve pozisyonu iktidarda neydi? AK Parti iktidarını çok da sevmemesine rağmen, Erdoğan'ı çok da sevmemesine rağmen ülkenin başına belalar gelecek. Bunları korumamız gerekiyor. O yüzden ben bakanlık bile istemeden fedakar bir şekilde hiçbir beklentim olmadan sadece ülkeyi ayakta tutmak için AKP iktidarını ve Erdoğan'ı destekliyorum tavrındaydı.
Yani iktidarı denetleyen ve dengeleyen, böyle her an kontrolden çıkabilecekleri dengeleyen ve denetleyen pozisyondaydı. Fakat son dönemde ekonomik kriz yok demek suretiyle, ekonomik krizden etkilenen kendi tabanı da dahil, ekonomik krizden etkilenen kitlelerle alay edercesine ve onlara öfkeli şekilde hitap etmeye başladılar. Bu çok etkiledi. CHP, MHP artık iktidarın içinde gözüküyor. Hatta iktidarın sanki asıl sahibiymiş gibi gözüküyor. Böyle olunca iktidarın bütün suçlarına da ortak olmuş oluyor. Bütün yanlışlarına da ortak olmuş oluyor. O yüzden AKP'den cayan çoktan MHP'den de caymış oluyor. MHP artık AKP'den daha AKP gözüküyor. Onu fark ediyoruz. Tabii bir yandan da malum Demirtaş'la ilgili verilecek karar, ki keza senin de bir iddian var, bu iddiayı ben de destekliyorum. Mart ayına kadar Demirtaş'ın serbest bırakılması ihtimali, bir yandan yeni anayasa tartışmaları, bunun nereye gideceğini düşünebiliriz? Nereye gideceğini kestiremeyiz aslında. Yani çok çok kötü yöneten bir iktidar var ve aklına gelen her şeyi yaparak bu süreci atlatabilecekmiş gibi, aklına gelen her şeyi yaparak iktidarını devam ettirecekmiş tarzda bir iktidar var. Hani şey gibi, bu ekonomik kriz bölüm sonu canavarı gibi, iktidar da bölüm sonu canavarını bütün tuşlara basarak geçmeye çalışıyor. Yani bundan böyle bütün tuşlara basarak başarılı olan kimse yok. Bu iktidarda başarılı olamayacak. En son bunu nerede yaptılar biliyor musun Gökhan? Nerede? İkinci İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu bölüm sonu canavarı zannettiler ve bütün tuşlara basarak geçeceğiz zannettiler. 21 ayrı kitle belirlemiştim ben o zaman. 21 ayrı toplumsal tabaka. Birbirinden şu veya bu sebeple ayrılan tabakalar. AKP onların 21'inin de duymak istediği her şeyi söyledi. Ama mesela o kadar belirgin farklar vardı ki, bir tanesi Kürt taban HDP seçmeni. Onları yakalayabilmek için Kürdistan dedi. Bir tanesi MHP seçmeni. Yani çok daha katı milliyetçi bir MHP seçmeni. Onları yakalamak için de Ekrem İmamoğlu'na Pontus dedi. Ya böyle olunca iki tarafı da yakalayamıyorsunuz. Bir tarafı da tam ıskalamış oluyorsunuz. AKP ve MHP'nin durumu şu anda bu. Bütün tuşlara basarak bu bölüm sonu canavarını geçemezler. Sen de geçemezler diyorsun ama peki Demirtaş'ı sence serbest bırakırlar mı? Ya da bu ihtimaller içerisinde Avrupa Birliği toplantısı yaklaşırken durumu kurtarabilirler mi? İşte Demirtaş'ın serbest kalması da o tuşlardan biri. O tuşa da mecbur basacaklar Gökhan. Çünkü dediğim gibi basmadık tuş bırakmamak. Çünkü ne yapacak bilmiyorum. Demirtaş ilgili olan da hem AYM kararı var hem de AHİM kararı var. Öyle olunca mecburen bırakacaklar gibi gözüküyor. Çünkü bu sefer Avrupa Birliği'nden yaptırımlar da gündeme gelecek. Yani AKP'nin başına bela üstüne bela açıyor. Daha doğrusu AKP Türkiye'nin başına bela üstüne bela açıyor. Bir mağdur insanı sırf kişisel hırstan dolayı seni başkan yaptırmayacağız dediği için, ajandalarının önünde engel gördükleri için 4 yıldan uzun süredir hapiste tutuyorlar ve bu ülkede ve bu dünyada onun serbest bırakılması için karar vermesi gereken ne kadar mahkeme varsa hepsi serbest bırakın dedi. Şimdi o yüzden mecburen serbest bırakacaklar. Avrupa'yı da Batı dünyasını da bu derece karşıya almayı, üstelik Anayasa Mahkemesi'ni de tekrardan karşıya almayı göze alamazlar. Özellikle de Enis Berberoğlu kararından sonra, ki ben Enis Berberoğlu'nun açıkçası asla tekrar milletvekili yapılmayacağına inanıyordum. Aslında milletvekili yapılma yolu da zorlama bir yol. Hiç olmamış, emsali olmamış bir şey. Milletvekili düşürüldükten sonra geri çağrılması. Sırf AYM kararına uymak için bu yapıldı. En baştan yaptıkları yanlıştı. O
ayrı mesele. Aynı şekilde kendileri çok istemese de, kendilerinin çok hoşuna gitmese de Selahattin Demirtaş'ı artık serbest bırakmak zorunda kalacaklar. Bu da dediğim gibi birçok sebebi var. Gerçeklerine dönmek gibi, hukuka dönmek gibi, dönmüş gibi gözükmek gibi birçok sebepleri var. En önemlisi de Batı'yla tekrar sadece bu yüzden resmi göze alamıyorlar. Ama ben şunu anlamıyorum. Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile 4 kez üst üste görüştü. 34 günde 4 görüşme ki bu hayatın olağan akışına, siyasetin olağan akışına aykırı bir durumdu. Ve birden sanki ortak bir ağızdan yeni bir anayasa yapılması lazım dediler. Ve yeni bir anayasa yapacağız. Muhalefeti bu konuda çağrıda bulunuyoruz dediler. Ama meclis aritmetiğine baktığımızda AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi 348'de bırakınız yeni bir anayasa yapmayı. Yeni anayasayı referanduma götürecek çoğunluğa 360'a sahip değiller. 20-22 milletvekili de eksik. Ama sanki Türkiye'de yeni bir anayasa yapılıyormuş gibi de iktidar tarafından bir hazırlık telaş var. Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Yani AKP Millet İttifakı'nı mı bölecek, HDP'yi mi bölecek ya da bu öylesine havada kalan bir boş söylem mi olacak? Ya ikisi de İkisi de geçerli olabilir söylediklerinin. Birinci ihtimal o 360'ı bulmak için mutlaka mecliste partilerden en az birini bölmek zorunda. CHP'den grup ayrılacak mı Muharrem İnce'ydi? Grup kuracak kadar, o 20-22'yi bulacak kadar zor gözüküyor. İYİ Parti bölmeyi denediler zaten, olmadı. Geriye 22 milletvekili, 23 milletvekili ayırabilecek sadece HDP kaldı. Bunu da zorlayacaklarını düşünüyorum. Selahattin Demirtaş çıkmadan önce bunu da zorlayacaklarını düşünüyorum. Yapabilirlerse bunu yapacaklar ama burada da iki nokta karşımıza çıkıyor. Bir, velev ki 360'ı geçtiler. Referandumda 50'yi nasıl bulacaklar? Bu hiç mümkün gözükmüyor. Bu mümkün değil. Artık AKP dünyanın en demokratik anayasasını da yapsa toplumda AKP'nin yani bir anayasaya oy verebilecek bir seçmen yok. İkinci nokta da şu, senin dediğin gibi sadece konuşulmuş olmak için, gündemi değiştirmek için de konuşuyor olabilirler. Çünkü ekonomiyi konuşturmamak için yüzlerce saçma sapan konuyu konuştuk Türkiye'de. Bu da olabilir ama bana bunların ikisinden de daha mantıklı gelen şu var. Bence AKP kendi tabanının ve MHP'nin yönetimini yokluyor. Yani aslında AKP'nin ve Erdoğan'ın niyeti parlamenter sisteme geçip kendisini kurtarmak ama buna nasıl tepki gelecek diye bunu topluma konuşturuyor. Muhalefetin nasıl tepki vereceğini merak ediyor. Muhalefetin tepkilerini ölçmeye çalışıyor. En önemlisi de Devlet Bahçeli'nin tepkisini ölçmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Ama bu söylediğim bilgiye dayalı bir şey değil. Tamamen yanlış bir analiz de olabilir ama ben doğru düşünüyorum. Bu noktada ben özellikle HDP'nin bölünme ihtimali üzerine biraz parantez açmak istiyorum. Ayhan Bilgin'in son dönemdeki cezaevinden verdiği mesajlar, demeçler, mektuplar, muhtemelen sana da gelmiştir demeçleri veya benzeri şeyler. Geçtiğimiz günlerde bize de geldi. Örneğin 7 maddelik bir deklarasyon aslında yeni bir parti kuracağının sinyalini veriyor. Ve yeni bir anayasa içinde olumlu gözle bakıyor. Sence HDP içerisinden kopacak milletvekilleri sadece anayasa çerçevesinde AKP ile ittifak yapabilirler mi? Yapmayacaklarını düşünüyorum. Birincisi ben hala Ayhan Bilge'nin bir dostu olarak hala Ayhan Bilge'nin bu seçim için bir veya bu anayasa değişikliği için bir parti kurmayacağını düşünüyorum. İkincisi Ayhan Bilge'nin AKP'ye ve Erdoğan'a bu kadar üstelik bu derece zayıfken can suyu vermeyeceğini düşünüyorum. Son dönemde aldığım haberlerde Ayhan Bilge'nin partisinin şu dönem için yani Ayhan Bilge'nin konuştuğu konuların partisi bu dönemi geçerli bir durum olmayacak gibi gözüküyor. Ayhan Bilge daha çok AKP sonrası için hazırlık yapıyor olabilir. Bu durumda o zaman Demirtaş'ın siyasete girmesiyle birlikte tüm ihtimallerde yeniden sil baştan değişecek diyebiliriz o zaman.
Mutlaka tabii Demirtaş'ın nasıl çıkacağı da önemli. Siyasi yasakla mı çıkacak, siyasi yasağı olmadan mı çıkacak? Bu da çok önemli ama hani en önemli şey benim gözümde açıkçası siyasetten çok daha öte insani bir şey. Demirtaş bir çıksın, sonra siyaset yapmak ister, topluma siyaset yaptırmak isterse zaten yasakların hiçbir işe yaramadığının en önemli kanıtı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumu. Yani yasaklarla kimse engellenemiyor. Demirtaş da yasaklansa bile engellenemez. Kısa vadede bir seçimlik engellenir ama benim burada daha çok önemsediğim Demirtaş'ın ailesine kavuşması. Tabii çok insani bir durum. 4 yılı aştı artık yani. Özellikle Başak Hanım'ın bu konudaki demeçlerinden de çok net bir şekilde görüyoruz. Kemal, şimdi sen bir anketçisin. Mutlaka bu soruyu günde 50 defa soruluyordur. Anketler ne durumda? Ya anketlerde berbat durumda AKP ve MHP için açıkçası. Bugün bizim kendi kanalımızda dün katılı üyelerimiz için özel bir yayınla Şubat ayı ilk anketimizi duyurduk. Bugün saat 9'da da o yayını herkese açık hale getireceğiz. Sizin videon yayınlandığında, yani bu konuşmalar yayınlandığında bizim videomuz açık hale gelmiş olacak. İnsanlar oradan takip edebilirler ama şöyle özetleyeyim. AKP ve MHP son 6 ayın en düşük seviyesinde, özellikle MHP felaket durumda. İYİ Parti'de ciddi bir yükseliş var. Şu anda Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı'nın toplamı şu anda 42'lere yakın. İstersen şuradan bakayım, emin olarak konuşayım. MHP'de dediğim gibi çok büyük düşüş var. İYİ Parti'de yükseliş var. CHP'de yükseliş var. Gelecek ve Deva Partileri gene 2,5-3 bandında hareket ediyorlar. MHP'deki düşüş Gelecek Partisi demişken Gökhan, Gelecek Partisi gerekli Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyı bu derece sahiplenmeleri insanlar attı. Ciddi bir kaçış olacak bence. Bu stratejileri, bu gerginlik stratejileri MHP'ye yaramayacak. Kutuplaşma ve gerginlik siyaseti bazen iş yapar ama ekonomik krizin tam ortasında değil yani. Evet, şimdi önümde tablo. Şöyle o anlatayım size. Adalet ve Kalkınma Partisi şöyle, peki senin yayının için ben şuradan ekran paylaşımı yapayım o zaman. Çok seviniriz. İzleyenlerimiz de görsünler. Evet, şu anda anket sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar. İstersen Kemal bize de gönderebilirsin, ben anında paylaşırım. Sen konuşurken daha rahat olur. Yok, ben arkadaşımız isim benim ekranı şu anda göreceğiz. Ben çünkü ekrana geçiyorum kendi şeyime. Tamam. Nerede? Burada. Şimdi görebiliyor musunuz? Evet. Ekranda görebiliyorsunuz herhalde şu anda. Evet. Şimdi evet, AK Parti 34.1, CHP evet. 27.3, MHP 7.5. Geçen ay 9'lardaydı MHP ve ben yükseleceğini tahmin ederken gerilim siyasetine ve iktidarın çok içine girmesiyle daha da düşmeye başladı. HDP 10.1 ama HDP her zaman 1-1,5 puan eksik çıkar. Bunu da değerlendirmek lazım. Yani HDP eski konumunu koruyor. İYİ Parti 114, Deva Partisi 2.4, Gelecek Partisi 2.7, Saadet Partisi 1.4. Ben sana Gökhan, madem açtık, daha ilginç bir sonuç göstereyim. Tabii ki. Bakın, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışır ise kim kazanır sorusu var. Erdoğan kazanır diyenler 30.9, İmamoğlu kazanır diyenler 32.5, ortada geçer diyenler 27.8. Yani neredeyse bütün ihtimaller birbirine eşit gibi. Peki hangisine oy verirsiniz dediğimizde Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a 10 puandan fazla fark atıyor. Devam edelim. Daha iyi bir sonuç var. Mansur Yavaş kazanır Erdoğan'la yarışırsa diyenler
10 puan fark atıyor Erdoğan'a. %41'i Mansur Yavaş'ın kazanacağını söylüyor. Muhalefet seçmeninde ilk defa böyle bir umut var. Karşı tarafın seçmeninde de ilk defa böyle bir kötümserlik var. Peki Erdoğan ile Yavaş yarışırsa hangisine oy verirsiniz dediğimizde kararsızlar dağılmadan Mansur Yavaş 15.2 puan fark atıyor Gökhan. İşte iktidarın... Bu durumda Mansur Yavaş çok muhalefetin ortak adayı olarak belirgin bir isim diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Niye? Çünkü o kadar farklı olmasa da 10 puan kadar farklı kazanan bir de burada Ekrem İmamoğlu var. Burada muhalefet bence şunu düşünecek Gökhan. Ekran paylaşımını durduruyorum. Muhalefet burada ben hangi adayın kampanyayı yürüteceğini, hangi adayın farkı daha çok daha rahat koruyabileceğini düşünecek. O yüzden ben hala Ekrem İmamoğlu'nu daha şanslı görüyorum açıkçası. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu hem İYİ Parti'nin hem de HDP'nin daha çok desteklediğini görüyorum. Anketlerde de böyle. Hem İYİ Parti hem HDP daha çok destekliyorsa kardeşim Ekrem İmamoğlu niye Mansur Yavaş'tan geride? Çok ilginç bir şey. CHP seçmeni Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'ndan daha çok destekliyor. Niye biliyorsunuz Gökhan? Mansur Yavaş'la ilgili her yerde olumlu. Mansur Yavaş'la ilgili her yerde olumlu cümleler kuruluyor bütün televizyon kanallarında. Ama Ekrem İmamoğlu'nu sürekli olarak bir karalama var. Bu kara propagandaya CHP seçmeninin bir kısmı zaten teslim oluyor, inanıyor. Bir kısım seçmen de CHP'nin içerisinde maalesef böyle bir durum var. Kendinden olanı sürekli yere vurma durumu var CHP seçmenlerinde. Ekrem İmamoğlu'nun hataları olursa ya da eksiklikleri çok fazla kızıyorlar. Ama Mansur Yavaş'ın hata ve eksikleri olursa ona çok fazla kızmıyorlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu'ndan beklentiler çok yüksek. Mansur Yavaş'ın bir eksikliğini gördüğünde seçmen kendi kendine ya Mansur Yavaş zaten ülkücü köken kadar olur çok bile oldu diyorlar bence. Öyle bir durum da var. Ama ben iki adayından birisine kalırsa Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını düşünüyorum. Peki bu iki aday dışında muhalefetin daha çok alternatifleri var. Baktığımızda Meral Akşener'inden tutun da İlhan Ketici'sine veya başka partilerde ya ittifak yapacak o ittifaklarında önereceği adaylara. Yani bu iki aday riskli değil mi? Sonuçta kazanılmış bir belediyeyi 40-45 günlüğüne olsa terk edeceksiniz. Belki seçim kazanacaksınız, belki kaybedeceksiniz ama kazandığını farz etsek dahi meclisi sonuçta AKP'den birisi seçecek. İkisinde de meclis çoğunluğu bu belediyelerde AKP yoğunluğunda. Bu açıdan baktığımızda başka isimle daha ön plana çıkma ihtimali var mı? Mutlaka olabilir ama genel olmayacaksa özellikle iki genel başkan yani Kemal Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener çataday olmayacaksa ben bu iki isim arasında geçeceğini düşünüyorum adaylık yarışının. İşte İstanbul'u kaybetmek, Ankara'yı kaybetmek. Normalde bunlar çok umursanacak şeyler değil ama 94 sendromu var ya CHP'nin özellikle Ankara'yı kaybetmek üzerine Murat Karayalçı'nın genel başkanlığa geçişiyle birlikte Ankara'yı kaybetmek var ya ondan hala kurtulamamış bir CHP profili var. Çünkü gerçekten 30 yıl kadar tekrar kazanılamadı buralar. Aynısı olur mu endişesi var. Böyle olursa eğer genel başkanlar da aday olmayacak gibi bir prensip kararı alınırsa Abdülhatif Şener gibi, İlhan Kesici gibi hatta Eskişehir Belediye Başkanı çünkü artık bildiğim kadarıyla Eskişehir Belediye Meclisi CHP ve İYİ Parti çoğunluğunda Yılmaz Büyükerşen gibi isimler de konuşulur. Ama bunların dışında isimler de mutlaka konuşulur. Son kertinde olur bilinmez ama birçok isim konuşulur bence. Peki bu yeni kurulan partilere, gerçi senin bakışın bu konuda bana göre negatif diyebilirim yani. Muharrem İnce'nin parti kurması, Sarıgül'ün parti kurması ve muhtemelen onlar da eğer seçime girme hakkını kazanırsa kendi adaylarıyla yola devam edeceklerini öngörebiliriz. Bu durumda muhalefete sana göre artı mı eksi mi yazar bu?
Yani şöyle işte Muharrem İnce'nin Muharrem İnce'ye negatif bakma sebebim ama yani Mustafa negatif falan bak Mustafa Sarıgül. Nesine negatif bakayım? Dön dolaş, üç kere dolaş alacağı 0.1. O yüzden ona bir negatif bakmıyorum. Nötr bakıyorum. Yani öyle bir siyasetin sonucuna etkileyecek bir ağırlığı olmadığını düşünüyorum. Ama Muharrem İnce ile ilgili şöyle bir durum var. Muharrem İnce basın toplantısında dedi ki Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tura kim kalırsa ben onu desteklerim muhalefetin adayı olarak. Tamam, çok güzel bu. Ya muhalefetin geri kalanları çatı aday çıkartmak üzerine uzlaşır ise birinci turda, yani seçim ikinci tura kalmaması için uzlaşırlar ise, bu uzlaşmayı mesela Muharrem İnce kıracak mı kırmayacak mı? Yani tamamen atıyorum şu anda. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin geri kalan çatı adayı oldu diyelim. Muharrem İnce aday mı değil mi? Yani seçimin ilk turda kazanılmasını engelleyecek şekilde aday olacak mı olmayacak mı? Ya da Ekrem İmamoğlu ya da bakın Mansur Yavaş işte kararsa da 49.7. Kararsızları dağıttık. 50 diyelim ki o gün Mansur Yavaş ilk turda 55 ile 52 ile 51 ile kazanıyor ya da Ekrem İmamoğlu. Muharrem İnce'nin diyelim ki 3 puan oyu var. Muharrem İnce yeniden aday olacak mı? Muharrem İnce orada çatı adaylık formülünü kıran kişi olup Erdoğan'ın seçimi ikinci tura götürmesine sağlayacak mı sağlamayacak mı? Bunların konuşulması lazım. Bakın ben hiçbir zaman Gökhan sen benim en iyi arkadaşlarımdan birisisin. Seninle özel konuşmalarımızda bile ben hiçbir zaman Muharrem İnce'nin saraydan destek aldığını, saraya çalıştığını falan asla söylemedim. Çünkü ben iftira etmem, iftiradan korkarım. Muharrem İnce'ye de bu iftirayı yapamam. Bilmediğim şeyler için insanları suçlayamam ki. Olmadığını da düşünüyorum zaten bilmemekten öte Muharrem İnce'nin böyle bir anlaşmaya girmeyeceğini düşünüyorum. Ancak toplumda şöyle bir durum var toplumsal muhalefette. Siz karşı tarafla anlaşın ya da anlaşmayın. Karşı taraf için çalışın ya da çalışmayın. İnsanlar sizin yaptıklarınızın karşı taraf için faydalı olduğunu gördükleri anda sizi terk ediyorlar. Muharrem İnce'ye de aynısı olmaya başladı. Bence daha da artacak bu. Muharrem İnce'nin de ben anlamlı bir oy alacağını o yüzden düşünmüyorum. İşte bana diyorlar ki ya kardeşim AK Parti'nin içerisinden çıkan partileri hep destekliyorsun. Ama CHP'nin içerisinden çıkanı desteklemiyorsun, adil konuşmuyorsun. Hayır, bakın arada çok ciddi bir fark var. AK Parti'nin içerisinden çıkan partiler ve liderleri Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'de Erdoğan'la ideolojik ayrışması da var. Yani ideolojik olarak da ayrışıyorlar birbirlerinden. Nasıl ayrışıyorlar? Ali Babacan diyor ki hayır kardeşim siz bu işi iyice siyasal İslam'a, ihvana döktünüz. Ben bu yüzden buradan uzak olacağım. Ben daha liberal, daha batı yanlısı, daha seküler bir seçmen kitlesine hitap edeceğim. Daha merkezli olacağım. Siz merkezin epeyce sağına savruldunuz diyor. Ahmet Davutoğlu da özellikle yolsuzluklar ve kirlenmişlikler üzerinden bir iddia ortaya koyuyor. Muharrem İnce'ye baktığı zaman böyle bir durum. Muharrem İnce ne diyor? Bir, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi figürler geldi. Genel başkan aday olmasa bile aday sırası bana gelmez. İki, gene Ekrem İmamoğlu gibi, Oğuz Kağan Salıcı gibi figürler var. Genel başkan yarın genel başkanlığı bıraksa ben genel başkan olamam. Üç, ittifak diye bir şey çıktı. Artık milletvekili olmak ve birkaç milletvekilliği kazanmak için uğraşıp didinmektense %1'le bile birkaç milletvekili alabilecek kadar bir şekilde bir ittifakla pazarlık yaparım düşüncesi. Yani Muharrem İnce'nin bütün çıkışı sanki maddi gerçeklikle ilgili gibi. Yani milletvekilliği kazanmak, genel başkan adayı olmak ya da milletvekili olmaz mı? Kemal yani. Yani normalde Muharrem İnce bugün nasıl? CHP'de milletvekiline başvursa muhtemelen milletvekili adayı yapılır Kılıçdaroğlu tarafından. Tabii ya ki. Bunun geçmişte yapıldı zaten Gökhan bak. Şimdi sen diyorsun ki madem öyle milletvekili yapılırdı niye başka bir parti kurma
derdine düştü. Milletvekili olurdu, onda bir sıkıntı yok. Ama Muharrem İnce artık birinci adam olmak istedi. Ve CHP'de birinci adamlık yolu onun için kapalı. O yüzden parti kuruyor. Şimdi bütün özü budur yani. Muharrem İnce'nin CHP ile herhangi bir ideolojik ayrışması yoktur Gökhan. Bak niye yoktur diyorum, biliyor musunuz? Muharrem İnce'nin kendisi Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de ziyaret ederek kampanya başlatan birisi. Bu İnce'nin kendisi ayrılırken de CHP'den alacağını ilk söylediği toplantıda da CHP'yi HDP'ye yeteri kadar sahip çıkmamakla, teşekkür etmemekle suçladı. Ama Muharrem İnce için partiden ayrılan milletvekilleri de CHP'yi HDP ile birlikte hareket etmekle suçladı. Yani buradan anlıyoruz ki suçlamak için bir bahane arıyor. Ortada bir ideolojik tartışma olmamış. Yani bu partinin kurucu kadroları oturup ideolojik bir tartışmaya hiç girmemiş kendi içlerinde. O yüzden Muharrem İnce'nin partiden ayrılma sebebi doğrudan artık birinci adam olmak istemesiyle ilgili bence. Muharrem İnce şimdi suçluyor CHP'yi. Antidemokratik bir parti diyor. Buna katılmamak, şu söyleyeceğime katılmamak bilen insanlar için mümkün değil. Gökhan, Türkiye'de mevcut şartlar altında ve mevcut siyasi partiler içerisinde yeterli olmamakla birlikte parti içi demokrasiyi hala işletebilen tek parti CHP. Bakın Muharrem İnce CHP'yi antidemokratik uygulamalarla, genel başkanı falan antidemokratik uygulamalarla suçluyor. Her şeyde ön seçim olacak diyor. Her yerde ön seçim olacak. Tamam da güzel kardeşim, sen CHP'nin ön seçim yaptığı son seçimlerde genel başkan kendisi ön seçime girerken kendi şehrinde ön seçim olmasın diye geldin ve genel başkan da sen seçilemezsin diye senin şehrinde ön seçim yapmadı. Seni kontenjan adayı olarak gösterdi. Sen de buna hiç itiraz edin. Hatırlıyor 2015 seçimlerini Gökhan, Muharrem İnce'nin milletvekili olduğu seçimleri. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den. Evet, hem de genel başkan adayı da olmuştu öncesinden. Yani düşünsenize, hem bir partide genel başkan adayı olacaksın hem de sonra o partinin genel başkanına hem şehrimde ön seçim yaparsam ben seçilemem, ön seçim yapma diyeceksiniz. Ön seçim yapan gidip kontenjan başka CHP'nin hakkını yiyerek, değil mi? Ön seçim yapmamak hak yemek ise başka bir CHP'nin hakkını yiyerek gelip kontenjan adayı olacaksınız. Sonra da ön seçime girmiş genel başkana sen antidemokratik tavırların var diye. Ya. Ben kendi partimde. Peki o oran ne yani Kemal? Sen yani, şimdi sahadasın. Yani Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi Partisi. Şu anda öyle bir parti yok. Şu anda öyle bir parti yok. Ben de bu partiyi sormadım. Kasım ayında sormuştum. Hani kurarsa ne olur diye. 1.9 gibi bir oy oranla rastlamıştım ama o zaman daha popülerdi ve bu kadar da yıpranmamıştı. Muhtemelen daha altındadır. Peki partisini Kemal, kurduğu anda soracağım tabii ki. Tabii Muharrem İnce dosyasını burada kapatalım. Çünkü bazı konuları kadar da konuşalım. İş biraz da olacağını varıyor Türkiye'de. Bunu çok iyi gördük siyasetten. Ama totalde AKP'nin bu anket sonuçlarına dönecek olursak, son dönemdeki dedin, sen bir yıl içerisinde gittin ama kuruluşundan itibaren herhalde anketlerde bu kadar dipte olduğu bir dönem var mıdır? İstanbul seçimlerinden sonraki Eylül-Ekim aylarında bunun biraz daha altına sarkmıştı. %30 seviyesine kararsızlar dağıtıldıktan sonra gelmişti ama o sadece 1-2 ay kadar sürmüştü. Sonra o şaşkınlık atıldıktan sonra eski seviyelerine gelmişti. Ama şu pandemi döneminde bu seviyeleri ilk defa görüyor. Cumhur İttifakı'nın toplamından bahsediyorum. AKP'nin toplamından bahsediyorum. Yani sistematik bir seviyeleri görüyoruz. Bu biraz faizin... Yani Gökhan şöyle, aslında biz hepimiz, siyasetçiler de biz de, biz ekonomik krizi normal vatandaştan daha çok rakamlar üzerinden, bütçe rakamları, Merkez Bankası rakamları üzerinden konuştuğumuz için, yani gelecekte başımıza ne geleceğini rakamlara baktığımız zaman anladığımız, ekonomik krizden bahsederken hep aslında vatandaş için aceleci davrandık. Niye biliyor musun? Tamam, çok ciddi bir ekonomik kriz vardı, üstüne pandemi de geldi. AKP ne yaptı? Elindeki bütün imkanları
bütün imkanları ekonomiyi canlı tutmak için yazın 3 ayda harcadı. Zaten çok bir imkan da yoktu elinde. Yapabileceği her şeyi yaptı, para bastı. Olan parayı da piyasaya kredilerle dağıttı. Geçtiğimiz yaz muhtemelen Türkiye tarihinde belli iş grupları için herhalde tarihin en canlı dönemi geçmiştir. Bu kredi patlaması ve konut satışlarını patlatmakla birlikte yüzlerce sektörde, mobilya sektöründe, elektrik elektronik sektöründe, inşaata bağlı yüzlerce sektörde büyük canlanmalar meydana getirdi. O yüzden insanlar krizin derinliğinin farkına varamadı. Şimdi dövizin düşmesine rağmen insanlar krizi daha derin yaşamaya başladı. Neden? Çünkü faizler arttı. Faizler artınca piyasadaki para çekilir ve şu anda çekilmeye başladı. İş insanlarının, esnafların paraya erişimi zorlaştıkça bu artık istihdam krizine dönüşmeye başlayacak. Bunun emarelerini şimdiden görür olduk. Son bir yılda kamu çalışanları 1.2 milyon arttığı halde, yani 1.2 milyon kişi arttığı halde Türkiye çalışan sayısı 1.2 milyon gerilemiş. Yani özel sektörden 2.5 milyon kişi işten çıkartılmış Gökhan. İşte krizi biz bu yüksek faizin etkisiyle göreceğiz. Biz krizi bu istihdamın düşüşüyle birlikte çok net hissedeceğiz. İnsanlar özellikle de AK Parti'nin kemik kitlesi olan esnaflar paraya ulaşamadıkça ki Türkiye son 4-5 yıldır hatta 10 yıldır KGF'ler, nefes kredileri, o kredisi, bu kredisi, ot kredisi insanları tamamen krediye muhtaç şekilde piyasayı döndürmeye mahkum ettiler. Şimdi bu para çekildi. Bence daha düşük seviyeleri göreceğiz biz. Mart ayının sonlarında daha düşük seviyeleri göreceğiz. Umarım ekonomik adına, toplum adına da çok kötü senaryolar olmasın. Gerçekten özellikle insanlar artık ekmeğe mi kaçtı? Tabii dileğimiz o ama beni ilgilendiren bir durum yok burada bir araştırmacı olarak. Ben ekonomik krizden daha çok ekonomik krizin sonuçlarını araştırıyorum. Hatta hatırlarsın seninle belki 10 tane program yaptık. Hep dedim ki Ocak ayından itibaren AKP anketlerde %30'ların altına da sarkacak dedim. Kararsızlar dağılmadan önce. Şu anda sarktı. Bak mesela İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketlerine bak. Birkaç ay önce %42-43 olan hatta ittifak toplamı %50'lere gelen Cumhur İttifakı şimdi İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketlerinde AKP %30'un altında. MAK anketleri aynı şekilde. Metropol anketleri aynı şekilde. Bizim anketlerimiz aynı şekilde. Daha yayınlanmadı. İki firmanın daha anketini gördüm. Onlarda da aynı şekilde. Durum, trend hep böyle ilerliyor. Ben bunun böyle olacağını Ekim-Kasım aylarından itibaren söylemeye başlamıştım. Berat Albay istifa ettiğinde hatta hatırlarsın seninle yaptığımız programda Berat Albayrak'ı Tayyip Erdoğan mumla arar demiştim. Tayyip Erdoğan bu yüksek faiz politikasına ne kadar dayanacağına bağlı olarak bu iş o kadar sürer sonra Berat Albayrak'ı çok ararlar demiştim. Sebebi de Berat Albayrak'ın popülist uygulamaları sayesinde kaybından kurtuluyor olmalarıydı. Şimdi popülizm bitti. Oy kayıpları başlayacak. Hatta başladı. Çok teşekkürler Kemal. Gerçekten dolu dolu bir program oldu. Normalde 30 dakika planlıyorduk ama ben son sorumu da sorayım. Avrasya Anket'in YouTube kanalı nasıl gidiyor? İyi gidiyor. 80 bine dayandık abone olarak. Abone sayısı olarak 80 bine dayandık. Ben bu son 1,5 ayda ciddi şekilde boğazımdan sen biliyorsun rahatsızdım. Sürekli olarak böyle bir haftada bir tekrarladı. O yüzden bu son 1,5 ay yarı yarıya program yapamadım açıkçası. 20 gün falan boşluk verdik. Ama hala çok iyi gidiyor. Son bir gündür yayınlarımıza aralıksız devam etmeye başladık. Yarın da bugün konusu da geçti madem. Yarından itibaren de Selahattin Demirtaş'ın bana gönderdiği mektupları YouTube kanalından yayınlamaya başlayacağım. İzleyenler var ise Avrasya Anket YouTube kanalını takip edip bildirimleri açabilirler. Aynen.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kemal Özkiraz diyeyim. Aslında Kemal diyeyim daha doğrusu, o samimiyeti bildiğimiz için. Değerli izleyiciler, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi sahibi Kemal Özkiraz'da biraz gündeme ele aldık. Oldukça çarpıcı iddialar var ama bana göre en manşet, tüm anketlerde AKP artık %30'un altında. Bu durumda nasıl toparlayacaklar? Bu soruyu sormamızın vakti geliyor gibi geliyor. Tabii değerli izleyiciler, ben ne yapabilirim diyen dostlar, öncelikle kanala abone olmaları gerekiyor. Kemal artık en sevimizde Avrasya Anket. Biz de bir an 100 bin aboneye ulaşmamız gerekiyor. Bildirimleri açmanız, videomuzu beğenmeniz önemli. WhatsApp iletişim hattımız şu anda ekranda. WhatsApp'tan bize ben ne yapabilirim sorusunu sorarsanız biz de naçizane önerilerimizi sizlere yansıtmaya çalışacağız. Tabii ki katıl butonu çok önemli. Bakınız bu yayınlar 961 oldu. Yani dile kolay. Ve biz bağımsız gazetecilik ilkesinden asla taviz vermeden yaptık. Hedefimiz 1000-2000 yayın yapabilmek. Ama bu kimin sayesinde oluyor? Tabii ki sizin sayenizde. Katıl butonuna basmak üstelik çok da sembolik ve 10 saniyenizi almaz. İnanın o butonlara basarak aramızda olabilirsiniz diyorum. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.